Merhabalar. Bugün yer fıstığının faydalarını ve alerjisini anlatacağız. Yer fıstığı faydaları nelerdir? Acaba yer fıstığının alerjisi nasıl oluşur? Belirtileri nedir? Teşhisi nasıl konulur? Tedavisi nasıl yapılır? Bunları sizlerle konuşmak istiyorum. Yer fıstığı aslında kuru yemiş ailesinden değil. Herkes yanlışlıkla kuru yemiş gibi algılıyor ama yer fıstığı aslında baklagildir. Çünkü yer fıstığı özellikle baklagil grubunda yer aldığı için ağaç kuru yemişlerinden farklıdır. Ve baklagiller olduğu için bunun önemi çok önemli. Neden baklagil olduğu önemli? Çünkü diğer baklagillerle de çapraz reaksiyon yapıyor. Soyayla, mercimekle, nohutla, bezelyeyle bunlar aynı ailenin fertleri. Ondan dolayı birine alerji gelişirse diğerine de alerji gelişme riski yüksek. Ve yer fıstığının birçok faydaları var. Özellikle besin değeri açısından, vitamin mineral açısından faydalı ama alerjileri de gelişiyor. Özellikle tabii ki yer fıstığında tansiyon için önemli faydaları var. Tokluk sağlıyor, içerindeki yağ asidi açısından faydaları var. Ama yer fıstığı yemediğimiz zaman da çok besin değerinde vücudumuzun besin ihtiyacı almadığı da anlamına gelmez, merak etmeyin. Yer fıstığı alerjiniz varsa bunu diyetten çıkarmanız hayatınızda çok ciddi bir problem yaratmaz. Peki yer fıstığı alerjisinin belirtilerine bakarsak ne oluyor? Yer fıstığı yedikten sonra özellikle dilde, dudakta şişme, kızarma, kurdeşen oluşabiliyor. Özellikle ilk 2 saatte ortaya çıkan bu reaksiyonlar çok ciddi belirtiler olup tansiyonda düşme, vücutta kurdeşen yapıp anafilaksi dediğimiz alerjik şoka neden olabiliyor. Peki neden oluyor acaba bu? Bazen yer fıstığının gerçek alerjileri oluyor. İçindeki depo proteinlerine bağlı olabiliyor. Bazen ağaç polenlerine karşı alerji oluyor. Çapraz reaksiyondan dolayı olabiliyor. Genelde çapraz reaksiyona bağlı olanlarda çok ciddi belirtiler daha az olurken kendi depo proteinlerine bağlı olanlar çok ciddi reaksiyonlar veriyor ve ölüm nedeni olabiliyor. Bu şekilde alerjilere neden olabiliyor. Yer fıstığı alerjisiniz varsa, özellikle gerçek alerjisi varsa düzelme şansı çok düşük. %80 genelde düzelmiyor. Ve yer fıstığı alerjisi olanlara da diğer baklagillere de çapraz reaksiyon açısından değerlendirmek gerekiyor. Mercimeğe var mı? Bezelyeye var mı? Nohuta var mı? Fasulyeye var mı? Soyaya var mı? Bazen de birlikte olarak ağaç kuru yemişlere de tohumlara da alerji gelişebiliyor. Onlar da değerlendirilmesi gerekiyor. Bütün bunlar değerlendiriliyor. Artık ciltten alerji testleri yanında çok detaylı özellikle moleküllerine de bakan alerji testleriyle birlikte bunlar artık çok kolay değerlendirilebiliyor. Alerji uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerekiyor bunların. 18 yaşından küçüklerde çocuk alerji, büyüklerde yetişkin alerji uzmanlarının değerlendirilmesi önemli. Çünkü sadece çok hafif bir hassasiyet var diye hemen alerji damgasını vurmak doğru değil. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Testler bize hemen alerji göstermeyebilir. Bazen hassasiyet oluyor ama alerjiye neden olmayabiliyor. Bunun değerlendirilmesi lazım. Ve yer fıstığı alerjisi varsa da eser miktarda olanlara bile çok ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor. Bazen aileler veriyor, hafif bir kızarıklık oldu deyip daha sonra da hep aynı olacağını düşünüyor. Ama bazen çok ciddi reaksiyonlarla aynı miktarda bile verseniz probleme neden olabiliyor. Onun için sadece bir kere verdiğiniz kızarıklık oldu diye her zaman aynı kızarıklığı gösterecek diye bir şey yok. Ciddi reaksiyon ortaya çıkarabilir. Aman ha dikkat edelim bunu. Alerjik şok riski ve ölüm riski olabiliyor. Önemli oluyor. Bu sebepten dolayı eğer alerjiniz varsa özellikle yer fıstığı alerjileri önemlidir. Antihistaminikler hafif belirtilerde veriliyor ama ciddi belirtiler için adrenalin otoenjektörü yanımızda bulundurulmasında fayda var. Bazen steroid içeren tedaviler kullanılabiliyor. Bu şekilde tedavi yapılıyor ve etiket okuması çok önemli. Özellikle eser miktarda olanların bile ciddi alerjilerde kullanılmaması çok önemli oluyor. Netice olarak yer fıstığı hayatı tehlikeye neden olabilen, genellikle düzelme eğilimi olmayan bir alerji tipidir. Ama unutmayalım besin alerjisi varsa artık besin alerjilerinde aşı tedavisi de uygulanabiliyor. Özellikle anti-IgE tedavisiyle birlikte dil altına azar miktarda verilerek vücudun immün sistemi kuvvetlendirilip anafilaksik reaksiyonlardan korunabiliyor. Besin alerjilerine karşı aşı tedavisi yapmak demek avuç avuç yiyeceğiniz anlamına gelmiyor ama en azından eser miktarda, az miktarda yenildiği zaman, yanlışlıkla yenildiği zaman anafilaksiden koruma açısından bu besin alerjilerine aşı tedavileri çok faydalı olabiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. YouTube kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da videolarımızı tavsiye ederseniz seviniriz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.